Şimdi gelinler zaten ayrı oturuyordu ha, ayrı sen, oturuyorlar. Senin birlikte oturduğun gelinin yok değil mi Rize'de? Yok. Hah, kalktı. Ben 4 tane eltiyle bir evde yaşamışım artı. 4 tane sofra masa kurardık, yerdik. Oy. Hiç çatışmamıştık birbirimizle. 4 eltiyle aynı evde yaşadın? Yaşadık. Aman 2 sene. Oy. Hiç birbirimizden dil kahvası bile yapmadık. Aa, ne güzel. Ben bulaşık yıkarken onun bulaşığı da var, onu da yıkadım. Ben de yaptım, onlar da yaptı. Çok hayat, hal öyleyiz ha. Duygu nereye? Alışverişe. Sebze almıyor musun? Sebze daha sonra alsam olmaz mı? Şu an neden almıyorsun? İyi tamam şu an alalım. Duygu sence menün iddialı mı? Tabii ki menüm de çok iddialıyım. En iddialı yemeğin hangisi? Elbasan tava var. Çorban var mesela. Ara sıcaklarına basit demesinler. Ara sıcaklarıma da basit diyemezler yani. Kayınvalidenin seni savunabileceğini düşünüyor musun? 8 tabii ki düşünüyorum. Domateslerimi sayıyorsun. Evet sayıyorum. Kaç tane alacaksın? 15, 16, 17, 18 tane domates aldım. Neden fazla almıyorsun? Yok yettiği kadarını alacağım. Sen biraz cimrisin galiba. Yok cimri değilimdir ama ben bugün bana yettiği kadarını almayı düşünüyorum. Kayınvaliden sofrada olanları anlattı mı? Kızmış, balona kızmış, lahmacuna kızmış. Ama bugün de balon gelecek. Bugün de balon gelirse patlatırım onu diyor. Yani ben karışmam. Ramazan da geldi. Ben gidebilirim yani. Şöyle güzel bir 15 bin TL ile inşallah gidersin. İnşallah. Amin. Hadi gel gidelim mutfağa. Gelinin gelir şimdi. Hadi gidelim. Hadi Duygu'yu karşılayalım. Gel canım gel. Hadi bakalım. Mutfakta da sana puf vereyim mi altına? Şuradan peynirleri buldum. Peyniri buldum. Kayınvaliden neden seninle katıldı? Daha hızlı olduğumu düşünüyor. Sen onlardan daha hızlı mı yemek yapıyorsun? Daha güzel ve hızlı yemek yaptığımı düşünüyor. Eltilerinle aran iyi mi? Tabii ki iyidir, iyidir. Ama ben eltilerimden daha güzel yemek yapıyorum dedin. Onlar da güzel yemek yaparlar. Kıvırma gelin hanım. Ben daha güzel yemek yapıyorum dedin. Ben kendi yaptığımı beğeniyorum. Kayınvaliden arkandan seni çekiştiriyor mudur sence? Olmaz. Çekiştirmez annem beni ya. Anlaşamadığınız bir durum yok herhalde. Pek yok evet. Kayınvalidenle pek görüşemiyorsunuz galiba. Annem Rize'de yaşadığı için işte öyle oluyor. Kayınvalidenle aynı evde yaşamak ister miydin? Tabii ki yaşarım. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Abi bir tane kalçalı tavuk. Kasaptan neden almadın? Ama marketten alırım diye düşündüm. Bu arada son 2,5 dakika. Evet bitirdim. Hadi o zaman hemen kasaya. Kasaya. Alışverişi tamamlayan Duygu şimdi de ödemesini yapıyor. Ne kadar? 300 TL. Hadi o zaman mutfağa. Evet Havva Hanımcığım, öyle böyle hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ne yapacaksın kalanlar için? Yaşamaya güçlü devam. Olmaya devam. Evet. Hadi bugün bak gücünü, enerjini topla. Gelinini savun. Dün gördün lahmacunlar, balonlar. Allah'ım yarabbim daha neler göreceğiz acaba? O lahmacun neydi ya? Ya ben o lahmacun neydi? Bir de seni uyarıyoruz ki burada yakışmak almıyor bu balon işi. Bırak bu işi. Ay balon artık hafif kaldı lahmacunun yanında. O da aynen öyle. Ay benzeden, senin gelinin mutfağına sokar mı kayınvalidem? Herhalde de mutfağa giriyor. Geldi zaten tam da. Duygu hoş geldin. Ay yere bırak canım. Hiç tezgahın üstüne bırakma. Yere bırak. Arkadaşlar bir yardımcı olabilir misiniz malzemeleri çıkarmaya? Havva anneyi yormayalım. Hazancığım teşekkür ederiz. Duygu sen de içeri koş. Hemen üzerini değiştir gel. Başlatacağım çünkü tamam, süreni. Tamam. Hadi bakalım. Biz de malum kişiye, yetersiz bakiyeye bir merhaba diyelim. Merhaba Zuhal Hanım. Nasıl geçti bakalım market? Zuhal Hanım, kızımız biraz sıkıntılı. Ne gibi? Anneciğim, ben kızımızda biraz sıkıntı gördüm. Nasıl bir sıkıntı? Kızımız panik. Aynı anda 2 işi yaparken sıkıntı çekiyor. Ya. Öyle ne ya? O şimdi heyecandan öyle oluyor. Heyecandan öyle diyorsun. Değil aslında. Anneciğim, Duygu bu yemekleri yapabilir mi? Tarifini diyeyim sana şimdi. Ben hiç habersiz 10 kişi dayansam kapısına aç kovermez onları. Çabuk da yaparlar. İşte bu. Ona güvenmişim zaten. Ona yani güvenerek girdim. Zaten eltilerim arasında en güzel yemeği ben yapıyorum dedi. Diğer gelinlerden daha iyi yapıyormuş yemeği, doğru mu? Yapıyorlar. Hepsi yapıyor. Bir tanesinin zaten çocuğu hasta. O bakmaklı kendi de. Allah şükür. Onun çocuğu Down sendromu ne? Bir torunun Down sendromu. Bir torunum öyle oldu işte. Ay Allah şükür. Buyurdu da. Allah güç versin. 13 yaşına oldu. Adam gibi oldu. Onlardan düşürecek mi? İlla düşürecek. Evet tabii bazı takıntıları oluyor. Oluyorlar. Çok zor bir mücadele. Allah. Ondan o gelin onu baksın o yeter. Güç versin. Doğru söylüyorsun. Yemeğini İstanbul'da mı onlar? O da İstanbul'da. O da İstanbul. Sen geldin mi kalıyor musun her birinde biraz? Kalırım.
kalırım. Bu sene daha çok o dediğim kızım ayrılmış, onunla kaldım. Ha, boşanan kızım. O yani, nerede yaşıyor? Seninle mi? Çekmeköy'le. Ha, bu, o da İstanbul'da. Almayacağım yanına Rize'de. O da boşanmış. Yok, onun işi var ya, emlakçılık var ya. Bir ha, şey, çalışıyor. Doğru. Şey, işi gücü varsa. Ofisi var, oradadır. Allah kolaylıklar versin. Hayırlısı olsun. Bir tane de kızı var. Yeter. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Zuhal Hanım, annemiz eve gidince hemen yemek yapıp yemiş çünkü dün burada aç kalmış. Sen de mi aç kaldın dün? Yok, ben öyle. Bana öyle dedin ya anneciğim. Doyamadınız dün değil mi? Ben zaten biliyorsunuz yemekte geriyim. Yemem pek, yiyemem. Ha, az yiyorsun. Az, midem nasıl yani, her yemeğe... Ama dünkü yemekler çok olmamıştı sanki, olmamıştı değil mi? İlk iki gün daha güzeldi değil olmamıştı mi? Olmamıştı. Pazartesi, salın güzeldi ilk mi? İlk gününki de bir daha şey pişmemişti değil mi? Ne o? Mantar mevli neydi? Ha, mantar içiydi, doğru. Evet. Ama diğer yemekleri lezzetliydi. Diğer yemekleri. Ama dünkü et çok kurumuştu. Ne yaptı o kadar kuruttu o eti? Bir kere zaten marine etmemiş. Etleri marine etmedi. Mühürledikten sonra hemen fırına attı. Allah Allah, çok mu kaldı fırında acaba? Isısını mı ayarlayamadı? Evet. Yüksek ateşte mi? Bir hata vardı o ette. Vardı. Yani hatta ben kayınvalidesinin Esin Hanım'ın tabağın yanındaydı, gördüm. Bayağı simsiyahtı eti. Onun menüsü sabah kahvaltıya gelmiş gibiydi. Masasını zaten anlatılacak gibi değildi. Bir şeyde, bahçede... Ağaç altında kahvaltı yapıyorum. Oradan çok büyük bir rüzgar geldi. Dalı kırdı, bizim masanın üzerine düşürdü. Dünkü menü de pek güzel değildi. Yani hiç doyurucu değildi. Önce onu söyleyeyim. Yok hayır, gelinin yemekleri olsa da olmasa da aynı tepkiyi vereceklerini biliyordum. Çünkü ön yargılı gelmişlerdi, bilenmiş gelmişlerdi. Bir intikam havası vardı zaten. İlk bakış girdiklerinde bakışlarından belliydi. Çok mükemmel de olsa, beğenseler de aynı şeyi yapacaklardı. O yüzden rahattım. Tatlı. Bak, milföyün içi hamurdu. Üstü çıtırdı, içi hamur kalmıştı. Pişmemiş doğru dürüst. Biz kesemedik. Tatlı bıçağı koysaydı kesemedik. Kesemedim. Yani muhallebisi kimse yetersiz kesemedi. Kalmış. Çok sulu bir muhallebi, azdı. Şekeri yoktu. Gerçekten de milföyün hamurunun tadı ona çıkmıştı tatlıdan daha çok. Yani tam meyvesi falan görmüşü güzeldi de, yok kesemedik tatlıyı yani. Şeyin tatlısı çok güzeldi ama, ilk günün tatlısı. Ha ya, tiramisu. Aa, bak güzeldi. Vallahi bilmiyorum, biraz yazık oldu o kıza. Yani biraz puanları az kaldı ilk günün gelininin. Sanki daha yüksek gelmeliydi. Ayşegül Hanım dün Havva annemize de kızdı. Ha değil mi? 5 verdin diye, bana da 5 verdin. Ne bileyim, o kadar. Biraz peçeteliydik, sen de biliyorsun. Ama işte onların da tercihi o. Yani onlar da onu tercih etmiş yani. Ya. Bakayım senin gelinin menüsüne ne diyecekler? Tavuklu paça çorbası. Bakalım, oha, o kadar diyecekler ki seni. Hey. Sivas ingeli, domatesli kereviz salatası. Dur bakalım, enteresan olacak domatesli kereviz salatası. Elmalı, şeyli, portakallı falan yapıyorlar Çanak'ta da. Ispanaklı mantarlı volovan, patlıcan kulesi, elbasan tava. Güzel ha menü. Fena değil yani. İç pilav var, lalezar mezesi. Ben güzel buldum menüyü. Fıstıklı sultan salatası. Bak farklı şeyler seçmiş. Heyecan etmese şimdi de yapabilse olay. Çok heyecan olmuş ona. He? Çok heyecan olmuş ona. Heyecan tabii. Heyecan olmasa Reyhan şerbeti hepsini var. Yapar. Yapar ya, bunları da yapar. Ben sana, ben ona hep dedim, hep izle dedim sen. O filmi hep izle. İzledi mi bu filmi? Hep izle. Onu izle, öyle girelim. Ve de geldi. Gel bakalım Duygu. Şimdi senin menünden bahsediyorduk da, güzel ha, fena çok, değil menü, ben sana çok söyleyeyim. Menün çok güzeldir, çok farklı şeyler hiç seçmişsin. Hiç yapma. Farklı hiç. Şeyler seçtim zaten. Güzel yap, güzel bir menü. İnşallah lezzetlidir, güzel olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.